Günaydın arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Her gün, her gün, her gün arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Selamünaleyküm. Ben yeni uyandım, saat 7. Hemen ne yapacağım? Çay suyu koyacağım. Çay sınavlarını ıslatmıştım şeye. Poğaçayla ıslattım. Temizlendi ama şu anda temizlemek istemiyorum. Onu gün içerisinde temizleyeceğim. Canlar dostlar. Makinede akşam çalıştırmamışım galiba. Çalıştırdığım gibiydi ama çalıştırmamışım. Şimdi bastım düğmesine. Allah. Öyle arkadaşlar. Şimdi çay suyu koydum. Ondan sonra şu camı bir açayım. Şöyle bir açayım arkadaşlar. Dışarı sıcak. Sıcak. Çok sıcak. Çok sıcak. Tüm biz varlarsa bir oynadık arkadaşlar. Enerji şarkısı çalıyor ya. Sonra bir şarkı daha vardı. Hangisiydi ya? Sevel, Isabella. Ama değil, değil, başka bir şeydi. Bu gerçekten şöyle bir 10 dakika falan halası, ben, varlas, aynen böyle. Enerji. Ve böyle yapıyorum. Varlas da böyle şeyin üstünde, koltuğun üstünde böyle oynadı, zıpladı, dans etti yani. Arkasından koltuğa oturup böyle, nasıl yapıyor ya? Şöyle, koltuğu arkasını böyle şey yapıyor, vuruyor kafasını böyle. O onun dans tarzı, varlas. Enerji diye şarkı. Biz halası, ben, varlas. Döktürüverdik. Döktürüverdik. En son duygusu geldi de öyle olmaya başladı. Saat 9.30'a kadar annesi babası alışverişten gelmedi. Onlar alışveriş yapacaklarmış Markantay'da. Oraya gittiler. Yani var ya, saat kaç saat gelmediler. İşte en son Halası biz oyna. Annem milletlerimize alkışlıyor. Annem alkışlıyor. Biz böyle üçümüz oynuyoruz arkadaşlar. Enerji. Bundan sonra Baras gelince halası, ben, yapacağız. Oynayacağız böyle. Dans edeceğiz. Dans. O anı çekmek lazım tabii de. Şimdi kendimi dans etmekle oynamaktan şey yapamadım. Çekemedim arkadaşlar. Şimdi ben şurada bir yumurta aldım, zihirlerdim. Biz yumurtayı alıyoruz her zaman. Söylemeye de gerek yok da. Aynen sonra arkadaşlar, dün içtik, bitti. Vallahi kızım gideceğim diyecek şimdi. Evet, evet. Şimdi kapı. Ben geç kaldım, ne yapayım?
Yarım olanların yumurtası daha kocaman kocaman. Bu delice patlamıyordu. Herhalde öyle bir şey var değil mi arkadaşlar? Hemen tabak değiştireyim ben. Gece çok geç yaptım ya. Çok. Saatler şey. Baharaz gittikten sonra şey. Video birleştirdim. Video yaptım. Diyor. Hemen koyacağım kızım ben. Ya ben gidiyorum. Tamam. Ben az önce bir şey var koyacağım ha. Gidiyorum gidiyorum. Gidiyorum biliyorum. Baban da daha yeni uyandı. Hadi geçin. Bir tarafa yetiştiriyorum her zaman. Çek benim şey. Tribütü. Biraz yavaşça. Bacım mı? Nasıl hazırlıyorum bunu? Alasın. Tabakların. Arası da 9.30'a kadar izleyelim biliyor musun? Sardım. Oynadık, sıkladık. Evde herkes hasta. Milay da hasta.
kadın yanıma geliyor. Ben bakıyorum yani benim yanıma geliyor derken. Sonra bir anda Hasan'ı birazcık sıkıldı mı arkasından oynar. O oynatıyor. Şimdi çiçek ve yarını kalırsa kötü olur mu? İyiyken bir yerden gireyim. Babası mermesini attı. Bir de oynarken, zıplarken atsaydı. Annenin elinde verseydi o bizi çekerdi. Biz bir oynadık. Görsen barras var ya. Kendinden geçiyor. Koltukları çıkıyor, zıplıyor. Yerlerde hopluyor. En son ağlamaya başladı. Uykusu geldi. Bu kadar. Vallahi hiç çalışıyorum. Şimdi de iyi oldu. Masayı sildin değil mi? Sütle falan koymayalım. Şöyle geçiyor. Atıştır yani. Koydum. Hızlıca iyi ver işte. Nasıl zorlamayacağım bundan sonra. Şimdi annes diyecek ben yemeyeceğim diye. Babası yiyecek mi o da yemeyecek. Neyse bizimkiler de hazır. Yumurta da pişiyor. Vallahi güzel, senin için hazırlıyorum. Sen de böyle yemezsen iki lokma at ver ağzına. Çocuğum verdin. Vereceğim. Ne yapayım bu lokmatlı bir şey? Gülüyor musun? Çocuğa gitsin.
koyayım mı? Geç kal. İyi tamam. Hadi görüşürüz. Zorla kahvaltı hazırladım bir de. Hayırlı işler, başarılar. Yani erken hazırladım diye diyorum. Böyle koydum. İzleriz dedi arayımız. Ben de saat ta 9.30'da yiyeceğim. Şurada durması da hoşuma gitmiyor. Şu tarafa koysam iyi olacak. Şimdi bir kere hazırlamışken hepsini hazırlayayım diye dedim arkadaşlar. Böyle yapıyorum. Kahvaltıyı şimdi yapacaksın mı? Hı? Koydum yapacaksan. Onu alayım o zaman ben. Annem de yapmayacakmış. Bisküvi yiyince can istemiyor. Arkadaşlar. Şimdi böyle başladı. Akşam bir şey ekledim. Getirme söyledim. Biraz yakıyor sanki ben. Ay çok etkiliymiş, çok fazla sürmezmiş. Bir ara sürmüştüm, bayağı taş ağrısı falan yapmıştım. Da onun için fazla sürmezmiş. Annem kahvaltı tabağını da alayım. Alıyorum o zaman tabağını. Olur mu? Tamam. Kahvaltı zamanı koyalım. Bu da Dilara'nın yemedi. Ben öyle. Atıştıracaksan atıştır. Bundan. Ya ya. Dilara yine atıştı, ben sana yine koydum oraya. Ya. Bir psikolog yedim ya dedim, ben de psikolog da vereyim dedim, almadı. İyi o zaman şunları alacağım, şimdi hiç kafamız şey yapmasın. Tamam. İşte otur, ne, buraya oturacaksın, sen buradan gelip geçeceksin, o tarafa geç işte. Tamam. Şimdi buradan, ben daha tam oturamadım ya onun için diyorum. Şundan da yiyebilirsin. Yedim ya. Oradan bir şey de alacaktım. Yumurta koydum, yumurta daha bir şey yok. Ana ben de kırık yiyorum. Hiç kırık olmuyordum ben. Nasıl bitirmemedim. Ana sen de mi grip oldu? Ben çok yedim ya. Ölüyorum ben. Ay iyiydi. Bir hafta yiyor da ağzı o şey ya. Şey yapıyor, o şey yapıyor, atıyor onu. Aferin de atıyor bak. Dünden de attım, böyle de attım. Üstünekini diye koyduysam onunkini de doldurmuşum. He. Yorsun bakalım. Limon var mı nerede? He? Limon var. Limonu mu sen herhalde bakayım ya. Limonu ben ne yaptım? O halde bir tane de.
Çayını yapacağız değil mi? Çay işte. Ay Müslüm'ünkine koydum. Neyse o da limon iste. Gelmez daha da koydum bir kere. Kalk bir daha. Yeter o yeter. Şurada dursun. Hazırladım ama vallahi yetiştiremedim derken ben zaten saat 7-10 geçe gidiyor. Ben 7'de kalktım. Anca yani bu kadar şeyi yine iyi yaptım da. Yani geç kaldığım zaman hazırlamam böyle. Geç kalırsam ne hazırlayayım? Baksana ben bunu 2 saat bekleyecek bu kahvaltı. Klima açık mı anne içeride? He. Klima açık mı? Benim yansıtak mı? Cüzi şeye sıcak geliyor o tarafta. Anladın mı? Hı? Nasıl bir yüzü diye. Ne? Nasıl bir yüzü diye balkon kapısı açsın da. Balkon aç da klimayı da aç. Açık değil bir şey. Evde herkes grip, annem de grip olmuş. İlaçtan içti mi grip ilacından? Biraz sonra içersin kahvaltıdan sonra. İyiyim şu an. İçiyorsun ya, grip ilaç içiyorsun ya. Ne o sende var ya. Ondan iç. Açıyorum, attım, akşam attım. Yine de. Klima açık mı kalmış gece? Klima mı? Az. Üşümedin değil mi? Ondan mı grip oldun acaba? He? Aşağıdan. Ama çoluk çocuktan bulaşmıştır ya. Herkes grip ya. Aşağıdan da var diye. Bir şey değil öyle. Azıcık grip gibi oluyorsun sonra geçiyor. Geçiyor sonra. Olmuyorum ben. Ben de birazcık böyle pazar günü olduğum gibi oldu sonra geçti. Geçiyor. Soğan da koydum da soğan belki de temizliyor vücudu şeyi. Soğan temizliyormuş, şuraları falan açarmış. Hı. Da kesip koyarsan öyle dedi Hasret. Hı? Soğanı şöyle kesip koyarsan şuradaki sinüsleri, burnunu falan açıyormuş. Kesip koyacaktım, unuttum. Kekik mi? Soğanı kesip koyacaktım tabağa. O şeyi çekiyor tabii. Ne şey bir şey var ya. Ama o tabağı hiç elini değdirmeyeceğim. Hı? O soğan koyduğun tabağı hiç elini değdirme Cine. Etraftaki şeyleri, grip, virüsleri falan çekiyor. Öyle arkadaşlar. Soğan böyle kışın falan grip arttığı zaman böyle biz sürekli koyuyoruz. Fazla grip olmuyoruz. Ama bu sene erken grip olduk. Olsun. Hafif atlattırıyor bu soğan. Böyle kenar köşeye çocuktan değmeyeceği bir yere koyacağım. Çekiyor. Arada onu değiştireceksin. Grip çok olduğu zamanlarda. Gerçekten çok faydası var. Ne diye isterseniz. Büyük olacağın zaman. Füküs de biraz. Sabah. Füküs var. Füküs böyle ne çalmayayım bilmiyorum. Burnuma böyle çalsa. Şahıma gidin. Çal onu da. Ne diyorsun? Aşkım ne çalsın ya. Ye bisküvitlerinden ye.
Sen yedin, ilaçlarını içtin mi? İçtim, içtim. Üç psikolojik yedim. Boşu boşuna hazırladım ben o zaman. Yeten gidiyor, can üstüne ne gerek var? Kendimi yoruyor. Neyse, erkenden hazırlamış oldum, boş ver. Bildin mi anladın? Ben yeni uyandım ki. He? Ben ne zaman kaldırdın mı sen? Sen orada geçiyor dedim. Sen de mi geç uyanmışsın? Hı hı dedim. Kalkacağım buna, durdur orada. Sen de mi geç kalktın? Ya ben erken kalktım da, erken de uyandım. Saat çaldı, erken diye aradan aldı. Azıcık yatayım dedim. Kırık gibi olunca canımsın sahne. Zaten namaz geçti yoruldu. Namaza geçiyor, kalkın bakın. Benim biz böyle kırık var ya, benim mağara, özürüm. Geriye de şöyle onu yapıyor. Gelmiş abim gel. Buraya gelmemiş, onlar başka Erzurum'a gitmişler. Erzurum'dayız, gelince görüşelim dedi. Öyle mi? Onlar herhalde buraya uğramamışlar. Öyle mi? Uçakla hep mi oraya geçtiler, yoksa İstanbul'dan doğru Erzurum uçak varsa öyle oraya geçmiştir onlar. Nerede canım? He, Erzurum'dayız dedi. Öyle. Gelince görüşelim dedi. Abi gelince mi? Onun geldiğini malum oldum. Benim babam kömür almışız. Kömür çekiyoruz. İlk adam var, bir daha ilk adam var. Onlar bilmiyorum kim olduğunu. Yabancı gibi. Ama babam iyi, ayakta öyle. Eski gözü. Kömür almış, kömür çekiyoruz. Bir sene oldu, kaldı şeyde. Çayda ev kömürü var. Bir sene kaldı, ilim kömürü. Bir de ben atıyorum. İyi gözü. Boy, abi dedim ben bu da dedim. Öyle olmuştur, hayır olsun. İyi görmüşsün ya, iyi işte. İyi görmüşsün. İyi görmüşsün, iyi. Bakalım cennet olsun. Ayakta. Kumur çekiyorsun. He? Kumur çekiyorsun. Ayakta böyle. Ben hiç göremiyorum ya. Böyle ben görsem de hayal meyal görüyorum. Evet, kadirin geldiği narin oturuyor. Aynen. Tüm tüm diye ağladım ya. Onlar gelince işte, evlat geliyor ya. Ondan hissedersin tabii. İşte geliyor. Dün annem ağlamış şey balkonda, el işini tinik açmış. Onu yapacağım derken duygulanmış, bir taraftan ağlamış. Kim? Sen. Annem diyorum, abim gelmiş şeye de Antalya'da evi var. Erzurum'da arkadaşları varmış oraya Almanya'da. Erzurum'a gitmişler de dedim, dün gelmişler herhalde. Annem de ondan diyor, herhalde diyor, onu şey ettim diyor. Ona diyor, duygulandım diyor. Geldiğini hissettim herhalde diyor, ondan yağladım diyor. Evlat işte arkadaşlar, ne yapacağım? Evlat böyle hissediliyor işte. Ya. Gelecekler, buraya gelince görüşeceğiz. Oradan gelsinler de. Senede bir gün buluşuyoruz arkadaşlar. Bir babam vefat etti. Abilerle beraber orada pide yemiştik annem gelin evde. Hepimiz toplaştık öyle bir. Böyle bir araya geldik. İşte bu senede Çakırlar'a gidelim diyoruz abim gelince.
konuşalım, görüşelim. Diğer abilerle görüşüyoruz. Arada ara ara geldikçe gittikçe falan. Şimdi bu abimle görüşürüz. Hayat herkesi bir yerlere dağıtıyor işte. Zaten kardeşiz de herkes bir yerlere gidince mecburen böyle arkadaşlar. Hayat böyle bir şey. Neyse biz şurada biraz sohbet ederiz. Ben kapatayım. Görüşürüz arkadaşlar hadi. Hayırlı sabahlar bakalım. Bunlar ıslak ya. Ciddi, hepsi mi ıslak? Evet. Dolapta üstte var. Beyaz. Yok. Beyaz şey. Şimdi abla rahatsız olmaz mı? Beni sallıyorum abla. Ama banyoda da kullanıyoruz. Böyle böyle de kullanıyoruz. Büyüdü bir tanesi. Bana birkaç tane daha var da şimdi gösteremiyorum. Güzel bak. Kuşların yemini de verdim oraya daha geldi de. Ve sulara gitmiş. İçine bulgur doğmuş. Saat şu anda 8.30 geçti arkadaşlar. Hava biraz böyle serin gibi, çok sıcak değil gibi ama yine de sıcak var. Bu hafta hep sıcak geçecek mi? Pazar günü müydü? 36 dereceyi bulacak. 31 derece olacak genelde, 31-32. Ama pazar günü 36'yı bulacak. Hafiften iyi buluyorum. Bugün planımız işte ufak tefek işler yapacağım evde. Evet arkadaşlar, sabah sabah. Sabah dışarıya çıktım sonunda arkadaşlar. Wow. İçecek alacağım diye çıkıdım. Annem içeride evde yatıyor. Kızım, diğer kızım yatıyor. Annemin birazcık grip olmuş. Daha kahvaltı da yapmadı. Kahvaltısını koydum yanına. Daha yapmayacağım, yapmayacağım dedi. Tamam dedim. Eğer can isterse buraya koydum, buradan yersin dedim. Diğeri de yatıyor zaten, Miroş. Ondan sonra çıktım, içecek alacağım. Bir de eşim dedi, seni o tarafta bir işim var, dondurma yedireyim sana dedi. Gri'den dedi. Tamam dedim, ben koşa koşa gelirim valla. Dışarıya çıkacağım diye zaten hazırlanmıştım. Dışarıya çıktım. Eşim bluzumu ütüledi kendisini yaparken. Benim bluzumu da ütüledi bugün. Ütülü giydim bugün arkadaşlar. Sağ olsun. İkimiz kahvaltımızı yaptık. Sabah erken hazırlamıştım. Diğer kızım işe gidecek geliyor. Kahvaltı hazırlamada hiçbir şey yemedi. Sonra benim saatte yaklaştı. Eşim de hazırlandık. Annem de o arada uyuyordu. Hiç kaldırmadım şimdi dedim. Uyusun rahat rahat. Grip olmuş ya. Sabah Diloş giderken gel o da. Canım istemiyor, yemeyeceğim. Bisküvi falan yedim dedi. Hiç dışarıma istemiyor dedi. Arkadaşlar. Şöyle daha iyi olur. Gözlüğümü sildim ama nasıl görünüyor bilmiyorum. Bugün hafiften serin gibi sanki değil mi? Camı falan açıyorum, o kadar aşırı sıcak gelmiyor. Canlar, dostlar, dışarı çıkınca ben ne kadar mutlu oluyorum görüyor musunuz? Ay, şu dışarının havasını çok seviyorum ya. Hele bir de eşim Gül'ü dondurmadan dondurma yedireceğim dedi ya. O demeseydi ben zaten giderdim yani. Ben Gül'e gideceğim derdim, götürürdü. Bu sefer kendisi teklif etti. Değil mi? Şimdi bugün bir iş var. İşini halletti. Geçen gün iş oldu. Daha bugün hani tam net sonuç alacaklar. Onun için hani böyle eşler arasında güzel diyalog, güzel sonuçlar getirir arkadaşlar. Değil mi? Bu önemli. De bu arada bizim evde herkes böyle bir grip. Allah billah arkadaşlar, ondan ona bulaşıyor ama bu grip de böyle hafiften atlatıyorsun, bir gün içinde geçiyor. Ben de geçen gün grip de olmadım da böyle vücudum kırıldı gibi oldu. Bir sürü bitki çay içtim. Hiç ilaç falan içmedim, geçti vallahi. Bizimkiler ağır atlatıyorlar yani, böyle hafif gibi birazcık böyle grip gibi öyle atlatıyorlar. Yani çok ağır derken
Bir diloşum birazcık ağır geçiriyor. Dönüşte de işte soğuk içeceklerden alacağım. Çiçekçiyi görünce dayanamıyorum. Ben yani orada çiçekçi vardı. Canlar, dostlar. Her şey çok güzel. Karavanlar kısmen buraya da gelmiş. Karavanların yeri mi burası? Değil, değil mi? Bir yer var karavanlar için de aylık 3000 TL ödemeleri gerekiyormuş, kira alıyor belediye. Ama bazı yerlerde böyle toplu olarak karavan görüyorum. Oralardan belediye verdi bilmiyorum. Bazen evlerin önünde falan oluyor karavanlar. Ama çiçekçiye bakın, güzel. Oraya gelmiştik. Ya şarkıyı kapatmayı unuttum ya. İnşallah duyulmamıştır. Bir de böyle cam falan açık olunca dışarıdan ne kadar çok ses geliyor. Mesela camı kapatsana. Geçen annemle alışverişe gittiğimizde annem maaşını çekeceğim ben dedi. Biraz cebime koyacağım dedi. Anne diyorum kartında dursun. Yok ya, o gün beraber gittiğimizde ben habire konuşuyorum. Şey, uğultu sesi var. Arabanın camını açmışız galiba. Öyle arkadaşlar. Bu videomu tek olarak üyelerim için mi atsam? Gerçi kısa bir video olduğu için olmayacak tabi. Bugün temizlik videosunu hızlandırmadan temizlik videosunu üyelerim için atayım. Hızlandırılmış halinde takipçilerimle paylaşayım arkadaşlar. Öyle düşündüm. Canlar dostlar, dün spor yapacaktım, kaldı. Akşam dedim yapayım, Barlas oyunu oynarken. Çok geç geldi annesi, geç saat. Burada mıydı? Saat 9.30'da falan geldiler. Ondan sonra bir boya yapacak bir tanıdık da. Eşimin sürekli boya yaptırdığı birisi. Ali abi. De oraya gel şimdi, ona gösterecek. Gölge bir yere koy, ben de şurada en azından. İstersen şey yap, buradan ben alayım içecekleri. Olur mu? Alırız da. Bekle ya. Eşimi bekleyeyim, ben şuradan beraber inelim alalım. A101 var şurada de. Hadi görüşürüz. Araba çıkarsın. Çalışsın mı? Çalışsın. Sen hemen gelirsin zaten. Şuna bas, istop edersin. Tamam. Of'a basacağım. He? Of'a mı basacağım? He. İstop edersen. Tamam. Ederse basmam da. Şu A101 arkadaşlar. Burada farklı şeyler oluyor ha. Buraya fazla gelen olmuyor herhalde. Aslında etrafında ev var ama katlı evler değil. Çok katlı değil. Şu ilgilerde Rana'nın şeyi var. Dershaneye göndermiştim ben bir sene. O dershaneden sonra kazanamadı ama çocuğum. Ondan sonra ertesi gün özel ders aldırdık. Bu dershanede fazla çalışmayı bilmiyordu. Yani özel dersten sonra çalışmayı öğrendi. Rana böyle saatlerce çalışıyordu. Çalışmadığı için sınavı kazanamamıştı o dönem. Ama ertesi sene özel ders aldı. O sene kazandı. Arkadaşlar. İnşaat mühendisliği istedi. İnşaat mühendisliğini kazandı. O zaman da babasıyla inşaatlarımız vardı bizim. Oraya giderdi falan ya, babasıyla gidip gelirdi. O yüzden inşaat mühendisliğini seviyor. Staj yaptı işte. Dün staj dosyasını imzalattırdı. Falan filan arkadaşlar. Gel çalış, iş teklifi almış. Benim şefi demiş başka bir yerde bir iş aldım. Oraya gideceğim. Sen burada kal demiş. Çalış demiş. Şimdi okul başlayacak bir ay sonra da. Bilmiyor da, karar veremedi. Belki dinlenmek ister, bilmiyorum arkadaşlar. İşte böyle. Şimdi içecek alacağım. Kendime de böyle bir iki tane sütlü kahve. Hazır paket içecekler var ya, kahveler. Onlardan seviyorum ben. Ondan alayım. Eve alınacak bir şey, deterjan falan alınacak da onu akşam alayım dedi eşim. Bir tane domates alayım. Bugün mücver yapayım diyorum ya da şey yapayım, patlıcanlı kabaklı yemek yapayım, türlü gibi soğansız, ya da mücver yapayım ben. Mücveri yiyoruz, seviyoruz. Yanına da makarna.
yaparım. Ya da sadece mücver yapayım. Bilmiyorum, duruma göre hareket edeceğim arkadaşlar. Derken ekmek aklıma geldi. Ekmek alınması lazım. Tam burada. Maydanoz, bir de maydanoz. Aa! Mücver de maydanoz lazım çünkü. A101'de pek olmuyor. Nereden alacağız? Migros'ta oluyor. Belki vardır, bir bakalım. Ya da bizim orada yol üstünde manavlar var, oradan alalım. Görüşürüz arkadaşlar. Şöyle A101 vardı ya. Yanında oraya girdim. Bakayım şöyle. Kaç mıyım bu? 360 mıyım? Ben bunları alayım ya. Şampuan değil mi bu? Şampuan. Bunları alacağım, evet. Bu sefer bunlar olsun. Aslında benim şunu kullanıyorum. Isırganoklu. Bunu mu alsam acaba? Şunu alayım. Şöyle. Isırgan özlü. Alınacak 69 TL. 56 TL mi kağıt havlu. Tatlılar var burada. Çikolata yağı tatlı diyorum ya. Ada çayı. Türk kahvesi. Türk kahveleri nerede? Kahveler burada oluyor normalde ama göremiyorum. Bingo. Sıvı deterjan. Alınacak da şu an almayacağız. Bir bakalım bakalım taraflara. Giriş tarafından girmemişim ben. Çıkış tarafından girmişim. Kapıyı görmemişim. Maydanoz yok. Ekmek. Ekmek alayım. Karadeniz ekmek sade. Böyle bir şey yok. Vallahi ekmek yok. Ne yapsam? Zeytinyağı kekikli. Chia tohum kekikli diyor. Maydanoz var mı? Maydanoz yok. Şurada kahveler, evet. Yeşil çayım var. Bizimkilere şöyle kuşburnu gibi bir şey alsam var mı? Yok. Kahve şu. Şekersiz. Ay şekerli. Bu mu şekerli? Bunun şekersizi vardı. Ha şu sütlü. Üç tane aldım. Bak yine şuradan.
Kızım bir şeyler aldı. Kalede. Kahvenin dört bayanları var. Neyse ben onları almayacağım. Çabuk, çabuk. Gerçi almıştım. Şurada. Ne aldın sen ya? Şu şampuan aldım ya. Almayayım. Canım içecek alacağım. Şampuan bitmişti de. Şuradan kahveye bakıyorum. Aman eşim de burnu silip duruyor. Bu da hasta. Burası kahvaltılık bölümü. Yok bir şey almayacağım diye almadım ya. Açıkçası unuttum. Geliyorum. Bana şekerlenmiş. Şurada maden suyu. Şunları alacağım mecburen yine. Yok öbüründen. Alttakiler mi bizim aldığımız? Beypazarı mıydı? Beypazarı'nın. Ne o zaman? Tamam, o Kızılay'ı alacağız. Kolay abi. İçecek burada var, orada var. Karışık biraz. Ben de limonatiye var. Şekersiz olan. Şundan alsın mı? Hangisi? Ha, şu mu? Ha, neresi ne yazıyor? Ha, şekersiz. Tamam. Evet. Buradan alacağız. Orada mı? Orada hiç bakmıyorum. Şeker şeyler. Pasta, protein. Bana göre değil. Karanfil alabilirim. Durun. Karanfile bakın. Çayın karanfili yok. Baharatlar var arkadaşlar. Aldın mı? He, soğuk kahve burada var. Soğuk kahve. Bizimkilerden yok. Yok. Şu latte'den alabilir misin bana bir tane? Bir dakika. Bunlara bir bakayım mı? Karışık. Şunlar güzelmiş ha. Benim tabaklardan. Aha da. Arası fiyatlar. Şurada patlamış mısır alsam. Aa, şekersiz çikolata. Şu patlamış mısırdan alacak mısın? Gerek yok. He, doğru, evde şey yapımdır fıstık. Aa, temizlik bezi. Var mı diye bakıyorum. Yok, ya. Yok. A101'de yok diyorsun ya. Yok. Bu A101'e mi gidiyor? Şu ıslak mendil değil mi? Aa, yok. Temizlik bölümü şurası. Vardır da göremedik. Maydanoz alacaktım. Şey, mücver yapacak olursam. Maydanoz yok. Bitti mi? Evdekini ben dolmaya hepsini kullanmıştım. Aha! İşte. 50'lisi çıkmış ya. 100'lüsü yok. Ne kadar oldu? Yok, sen bakayım bir dakika. 100'lüsünü alacaktım da. Bir bakayım fiyatını. Çek. Çek.
Temizlik bezi. Bu arada fiyat olmaz böyle. Temizlik bezleri ne kadar? 45 lira. Hmm. 45 lira. Bunun yüzlüsü yok mu? Yok. Ağırlıklarda 3 litre altındaki yağlar toplanmaktadır. Atık yağ. Ben fazla atmıyorum ki yağı. Patates kızartıyorum da. Alacağım bir aç. Durabilirsem alacağım. Selamünaleyküm. Tekrar. Arkadaşlar, ne yapıyorum? Bulaşıkları. Kahvaltı bulaşıklarını ne yapıyorum arkadaşlar? Yerleştireceğim, tüm boşaltıyorum. Şimdi sabah videosu için bunu böyle ekleyeceğim ya da bunu ayrıca ekleyeceğim arkadaşlar. İşlerim neler? Dışarıda gezdim, geldim, havamı aldım. Şu dolabın üstünü sileceğim. Temizlik havlusu aldım, silelim. Ondan sonra şu kahve köşesini, bir de çekmeceyi düzenleyeceğim. Çekmeceyi biraz daha atacağım ben, düzenleyeceğim derken içinden böyle fazlalıkları falan atacağım içerideki. Bir de koltuğun altını süpüreceğim. Koltuk altları var ya. Bunları süpürdüm. Annem süpür süpür demişti. Biraz toz var. Canlılar dostlar. Makineyi boşaltacağım. Makineyi ben yine böyle şey zannettim. Boş zannettim. Ben dolduruverecektim. Baktım. Dolu. Doluymuş. Şu an daha 12.30 falan. Dedim birazcık şöyle bir iş yapayım, kalkayım. Biraz dedim iş yapayım. Ondan sonra açıkçası namazdan uzak kalmıyor dedim. Şöyle ne yapacağım? Sabah namazı kılacağım. Sabah namazı kadar kılınıyor. Canlılar, dostlar. Namaza kalkmıştım da. Namazdan sonra bulaşıkları toparlayacaktım ve kendim burada buldum. Kahve içtik şimdi biraz önce. Kahve içtik kızım. Kahve içtik. Kahve içtik ondan sonra. Ben şurada bir şey maden seçtim. Anneme de götürdüm. Limonata verdim. Grip olduğu için. Evet.
Sercan, banyonun paspasını çalıştım. Sabah makine yaptım. Onu sereceğim. Çarşafları toplayacağım. Dışarıda çarşaflar sivri. Bunları katlayacağım. Yapılmadı bugün. Güzel yemedi. Ablası yulaf kafası yedi. Eşim biraz yedi. Öbür kısım işe geç kaldı diye yemedi. Ben yedim. Arkadaşlar. Oh, şöyle çiğ olmuş. Thank you.
da yazıyormuş bak. Bu yüzden. Akşamdan sabaha kadar iyice doldurdum ya şeyle. Şu çamaşır suyuyla. Yüzdal ile. Nasıl yaptı bu arada? Tertemiz oldu. Kadının gücü. Kadınlar böyle. Ya ben böyle. Temizliyorum işte. Evet. Şimdi Umar gidecek. Kabakları yükleyeceğim arkadaşlar. Kabakları yükleyeceğim arkadaşlar. Eğer yansımız yok kaldı. Namazdan sonra işlere devam. Kabak yüzler yapacağım dedim. Kabaklardan verilir ama çalkalayacağım ya. Para köşesini, para çekmeceği, para koltuğun altına temizliği, çözdüğü sonra zaten çamaşır yemek görecek. Çamaşırlar, çamaşırlar. Kepçesi artık işe yaramıyor. Bunun kepçesini almamız lazım. Almadık. Ve iyice kenarları siyahlaştı. Baksana kireç oldu bile. Filtre alacağız da şimdi kiren çıkan içtiği için zararlı olacağı için dişini yıkayacağım arkadaşlar. Thank you.
dair birazcık bilmem verip sonra kullanmayacağız. Sonra kullanalım arkadaşlar. Şöyle bir süre dinlenmeyeceğim. İhmal etti buna gideceğim açıkçası. Ekstradan istemeyeceğiz değil mi? Ekstradan da istemedim. Çayımı koyacağım. Suyunu koyacağım. Demleyeceğim biraz sonra. Hadi bakalım. Şimdi de silmiştim ama yıkayacağım şimdi tekrar. Thank you.
sabah rutini bu kadar arkadaşlar. Nasıl terledim bakın. Ne yapalım? Bir dakika. Siliyorum, siliyorum. Burası böyle tekrar doluyor. Şöyle süt. Şöyle şekersiz light. Biraz olsun. Şöyle bu. Diğerini. Şöyle limon. Bunları yine aldım. Elma, soğan. Soğan arkadaşlar. Salatalık. Azıcık. Koyacağım arkadaşlar. Biraz su düşsün ya. Oh. Alışverişte bu kadar günlük. Daha sabahleyin de aldık bu işte. Aha, sonra maden suyu. Ondan sonra bir sürü şeyler aldık ya. Kuzey temizleyici kaldı. İçecek. Domates, maydanoz. Ocaklar ıslandığı zaman çıt 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 ses geliyor. Yanmıyor o zaman. Fişini çekmem lazım. İslamı meyveyi falan koyuyorum ya. Bir dakika kullanmıyorum ben. O yüzden fazla var meyve. Vallahi benim şeyim bu kadar. Biraz sonra kolesi yiyince değil mi? Ben sabah videosuna yüklerim. Yani şöyle dolaplarını şu içini dışını üstünü iç dolapları silmeyeceğim arkadaşlar zaten. Silip duruyorum. Şimdi dekorasyon o farklı bir yüzey havuz kullandığım için ben yeterim. Aynen böyle arkadaşlar. Hadi görüşürüz bakalım. Tekrar bunun arkasına ne ekleyeceğim bilmiyorum. Belki de böyle olacak. Görüşmek üzere. Selamlar, sevgiler.